Evet arkadaşlar, şimdi de kazanım 85'teyim. Eşkenar dörtgendeyiz bu arada. Biz şimdi bu x'i istiyormuşuz. Neler yapabiliriz? Köşegeni bir çizsek neler oluyordu köşegen çizilince? Dik kesişiyordu, bir de ortalanıyordu. Yani şimdi BD köşegeninin uzunluğu 8. Ortalandığına göre burası 4. Buraya da 1 birim kalır. Şu 5'i görmeyelim artık. Evet. Burası 1. Tabii 4 burası. Şimdi şekli ben büyüttüğüm için o 4 yanlış anlaşılmasın. EC'ye ait bir değer o. Pekala, buradan nereye doğru gidecek bu iş? Burası x olduğunda burası da x zaten. Şimdi şuraya A diyelim. Şu parçaya. Yani buradan C'ye kadar olan şu kısmın uzunluğu A olsun. Ve buradaki üçgende bir Pisagor çalışması yapalım. A kare artı 1 eşittir 16. Buradan A değerimiz kök 15 gelecek. Yani şu değer kök 15 mi? Sonra bu üçgenin tamamında bir Pisagor yaparsak da x'i bulacağız tabii ki. Yani kök 15'in karesi artı burası 4 yaptı, 4'ün karesi eşittir x kare. 15 buradan, 16 da buradan, 31 yaptı orası. Yani x değerimiz ne geliyor? Kök 31 geliyor. Geçelim. Şimdi burada ben ne yapmam lazım? Buna bakıyorum. Şimdi köşegen bir kere. Bu da köşegen olmaz çünkü köşegenler dik kesişiyordu. Umarım bunun uzantısı şu B'ye gider. Evet, dik çizilmiş. Tamam. Yani bu da bir köşegen. Sonrasında ortalanıyordu köşegenler. Yani burada dörtgen, burada dört, burada iki iken, burada iki. Bizden şurayı istiyor, değil mi? Burası da dik. Bunu biz nasıl buluruz acaba? Şimdi şuraya kenara A diyelim. Büyük üçgene bir Pisagor yapalım. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, A kareye eşit. Buradan A eşittir kök 20. 4 kere 5 olduğu için 2 kök 5. A'yı bulduk. 2 kök 5 çıktı. Alandan gidelim. Şimdi şu üçgen alanından bahsediyoruz. Buradaki üçgenin iki farklı alanını yazıp o x'i bulacağım, tamam mı? Ne diyeceğiz? 2 kök 5 tabanımız çarpı x bölü 2. Bu bir alan. Bir de 2 dikin çarpımının yarısı. Yani 2 çarpı şu 2 çarpı 4 bölü 2. Evet, bölü 2'ler gitti. Sonra 2'ler gitti. Deyince x eşittir. Ne geldi? 4 bölü kök 5 geldi. Böyle bırakılabilir ama hani eşlik çarpımı da yapılabilir. 4 kök 5 bölü 5 diye de şık oluşturulabilir. Peki. Geçeceğim. Şimdi burada benden x isteniyor. Köşegeni bir çizeyim. Köşegenler çok önemli. Karede de önemli. Eşkenar dörtgende de önemli. Dik kesiştiğini biliyoruz. Bir de ortalanıyor, onu biliyoruz. Bu altı çok ulu orta bir yerde kalmış ama şu EC'den bahsediyor aslında. AC'nin uzunluğu 8 birim. 2'ye böldüğümde 4'e 4. Yani buraya 2 düşecek, buraya 4 düşecek. 6'yı bir kaybedelim, görmeyelim. Ya. Evet. İlginç oldu çünkü burada çok özel bir üçgen fark ettik. Bu Öklit üçgeni. Öklit üçgenin şöyle bir kuralı vardı. Genel olarak hep kullandığımız şöyle H, P, K, A diyeyim. P kare eşittir P çarpı K. Bu en çok kullandığımız şey bu. Ama bir de şu da var. Onu da burada kullanmak istiyorum. A kare eşittir P çarpı tamamı. Yani P çarpı P artı K. Peki bu nerede var? İşte bak burada var. Yani ne diyeceğim? X kare şöyle eşittir 2 çarpı tamamı. 2 çarpı kaç yaptı orası? 6 yaptı. Bunu şöyle düşünelim. 2 çarpı 2 çarpı 3 diye düşünelim. Buradan da x değerimiz x kökü gelecek.